Merhaba Turtu. Nasılsın? İyiyim Tahacığım. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Elhamdülillah iyiyim. Bak sana ne getirdim. Ha, o da ne? Eyvah! Bu şey suyun içine düşmüş. Nefes alamaz orada. Hemen kurtaralım onu lütfen. Sakin ol sevgili tırtıl. O bir balık. Balıklar zaten suda yaşar balık mı? Evet turtulcum, o bir balık. Biz suyun dışında nasıl nefes alıyorsak o da suyun içinde alıyor. Baksana halinden gayet memnun. İyi de ben başımı suya sokamam. Soksam bile nefes alamam. Balıkların yaşam alanı yani bir çeşit evleri su sevgili tırtılcım. Balıkların solunum sistemi de yeryüzündeki tüm canlılardan farklı. Nasıl yani? Balıklar bizler gibi burunlarından nefes almıyor. Burunları deniz altında koku almaya yarıyor. Nefes almalarını ise solungaçları sağlıyor. Ağızlarıyla yuttukları suyun içindeki oksijeni solungaçları aracılığıyla süzüyorlar. Yani su altında böyle nefes alıp veriyorlar. Sevgili balık nasılsın? İyi misin canım? Elhamdülillah çok iyiyim, rahatım da yerinde ama size hayret ediyorum. Suyun dışında nasıl yaşıyorsunuz? Tıpkı senin gibi hatta koşuyoruz, oynuyoruz, okula gidiyoruz, Vav Çocuk izliyoruz. Vav Çocuğu ben de izliyorum. En çok da mağara yarışmasını seviyorum. Bir gün ben de katılacağım bu yarışmaya ama bakalım ne zaman? Neden olmasın? Oksijen tüplerimizi takıp programı su altında yaptığımızda seni de bekleriz sevgili balık. Maalesef su altında nefes alıp vermek için senin gibi solungaçlarımız yok. Sevgili arkadaşlar. Rabbimiz balıkları da onların bu şahane renklerini de yaşadıkları denizleri, gölleri, okyanusları da ne güzel yaratmış. Her şeyi yerli yerine yerleştirmiş. Balık suda rahat, bizler de suyun dışında. O zaman çevremizdeki güzelliklere dikkat edelim. Rabbimize bol bol şükür edelim.